Merhaba hanımlar, Pınar İğne Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün düz yazmanın üzerine sıralı ve kolay bir model hazırlayacağım. Yine alt bölümünü kendi rengiyle yaparak diğerleriyle de aralara minik minik çiçekler yerleştireceğim. Böyle yeni başlayıp kolay modeller yapmaya başladıysanız bu model sizler için de çok uygun bir model olacaktır. İplerim yine nar çiçeği rengim. Leylak 607 numara, mor rengim çizmeli 550 numara, krem rengim çizmeli 1712 numara. Bugünkü yazmam ve iplerim böyle. Bakalım sonuç nasıl olacak? Zemin rengimi, nar çiçeği rengimi yazmamı sabitliyorum. Azar azar çekerek kalan parça ipimi düğümün arasına gizliyorum. Burada 4 tane zürafa yapacağım. Bu model için küçük zürafalarda daha güzel olacaktır. Çünkü buralarda dağlar yapacağız. Dağları yaparken küçük zürafalar çok daha yakışıyor. 3 ve 4. zürafayı yaparak tekrar geriye döneceğim. Zürafanın tam ortasına düğüm atıyorum. Dağınızın güzel olmasını istiyorsanız tam orta kısma düğümleri atmamız lazım. Eksiltmeler yapacağız. Bir kalana kadar devam edeceğiz. Tekrar dönüyorum. Bir tane yuvamız kalıyor. Onun da tekrar tepesine geleceğiz ve bir sonraki zürafaya ineceğiz. Hemen yanındaki bir sonra gelen zürafaya inelim. İndiğimiz ipimizi de çok fazla bol bırakmaya gerek yok. Hatta biraz da gergin inebilirsek daha güzel durur. Bu şekilde dağlarımız olacak. Şimdi arada biraz boş zürafa yapacağız. Kaç tane yeterli olur? 4 tane var aklımda ama bakacağım ne kadar yetebiliyor. 2 3 Sonra yine tekrar dağımız için 4 tane daha yapmamız gerekiyor. Yani toplamda 8 tane zürafa yapıyoruz. Son 4'ünden geri dönüyoruz. Altı, yedi ve 8. 8 zürafa yaptık. Son 4'ünden geri dönüp bağımızı yapıyoruz ve arada 4 tane zürafamız boş kalacak.
sonraki zürafaya da iniyoruz. Bu şekilde dallarımızı oluşturacağız. 8 tane zürafa yapıyorum. Çift oluyorum iğneme ipimi zürafalarımda, dikkat ederseniz, yani bir üst, iki alt. Her yerde bu şekilde yapmıyorum. Yerine göre bir bir de yapabiliyorum. Ama zürafalarda bir üst, iki alttan şeklinde devam ediyorum. Bu çok zor oluyor. Bazı yerde bir yapıyorsunuz, bazı yerde çift oluyorsunuz diyorlar. Bu tamamen benim kendi görüşüme göre ilerlediğim bir yol. Yani bazen kaba durmasını istemediğim yerde çift dolamıyorum. Bazen modeli, üzerine çalışacağım modeli kaldırabilmesi için çift doluyorum ki daha sağlam ve kaldırabilsin diye. 2, 4, 6 ve 8. Bu tamamen benim kendimce izlediğim yol. Kibar durmasını istediğim yerde bir defa doluyorum yani. 4 taneden geri dönüyorum. 8 tane zürafa yaptım. 4'ünden geri döndüm. Bu alt modelimiz bu şekilde devam edecek. Bir sonraki son modelimiz, üst modelimiz, yani ana model çok daha kolay ve keyifli. Bunun yapımı da oldukça keyifli. Tabii nasıl keyif alırsınız bunu, bunun yapımından? Alt zürafalarınızı eğer küçük geçmiş iseniz keyifle ilerleyebilirsiniz. Ama geniş geniş yapmışsanız zürafanızı, dallarınızda böyle geniş olacak gözleri, o zaman güzel bir sonuç olmuyor aslında. Bu tür modeller için küçük zürafa önemli. Evet, ben buraları böyle devam ettireceğim. Sonrasında küçük çiçeklerimizin yapımına geçeceğiz. Dediğim gibi o çok daha kolay ve çok daha ilerleyici olacak. Ara modellerini yaptığımız için, bu sıralı olduğu için biraz zaman alır tabii ki. Bir tane kalıp yukarıya da çift dolayarak ipimizi yukarı alıyoruz. Sonrakine de gergin bir şekilde inebiliriz. Evet, buraları tamamlayıp geliyorum hemen. Bu bölümü tamamlamış olduğum, dallarımı hazırladım. Şimdi aralara küçük çiçeklerimi hazırlayacağım. Arada 4 tane boş zürafamız vardı. İlk olarak krem rengimi alıyorum. İkinci zürafamdan sabitliyorum. Bir sonraki zürafayı geçerek tekrar bir krem zürafa hazırlıyorum. Bunu bir miktar daha büyük yaptım. Tekrar geriye dönüyorum. İpimi başa alacağım. Şimdi ilk olarak buraya 2 tane pırpır yapıyorum. Şimdi bir tane de sinek kanadı yapıyorum. Ve tekrar 2 tane pırpırımı yaparak buradaki küçük çiçeğimi hazırlamış oluyorum. Bu şekilde aralarda çok kibar, çıtı pıtı bir çiçeğimiz olacak. Oldukça da kolay. Böyle yeni başlayıp kolay modelleri yapabilmeye başladıysanız bu modeli çok kolaylıkla ve rahatlıkla yapabilirsiniz hanımlar. Tekrar ikinci zürafamdan mor ipimi ekliyorum. Alttaki zürafalardan bir miktar daha büyük
zürafa hazırlamamız gerekiyor. Tam başa kadar gelelim. İlk olarak iki tane pırpır yapacağız. Buradaki pırpır ve sinek kanadı boyutlarınızı sizler hoşunuza nasıl giderse o boyutlarda ayarlayabilirsiniz. İki tane sinek kanadımı pırpırımı yaptım ve şimdi bir tane de sinek kanadı yapacağım. Yukarıya çıkıyorum. Ve yanına tekrar iki tane pırpırımı yapıyorum. Pırpır boyutlarınızın eşit olmasına önem verin. O şekilde daha düzgün görünecektir çiçeğiniz. İkinci pırpırımı da tamamladıktan sonra sıkı bir düğüm atarak ipimi dipten kesebilirim. Ortalayacağız elimizde hemen. Bu şekilde küçük küçük çıtır çıtır çiçeklerimiz olacak hanımlar. Şimdi diğer renklerimi de tamamlayıp son haliyle sizlerleyim. Hanımlar, diğer renklerimi de tamamladım ve sonuç bu şekilde oldu. Sıralı çok tatlı bir model oldu. Her renk yazmanız için çok uygun bir model. Eğer böyle yeni modellere başladıysanız, yapabiliyorsanız, hani yeni başlayanlar için konuşuyorum bunu, kolaylıkla yapabileceğiniz bir model. Ama tekrar tekrar söylüyorum, bu modeli yapmak istiyorsanız mutlaka zürafalarınızı küçük küçük yapmalısınız ki bu dağlarınız güzel ve kontrollü bir şekilde durabilsin. Büyük yaparsanız kontrolü çok zor oluyor bu dağ modelinin. O yüzden minik minik zürafalar hazırlayın. Aralardakiler zaten oldukça kolay ve keyifli. Araları da yaptığımız için özellikle o bölüm güzel ilerliyor. Sıkılmadan ve güzel de yol alıyor. Ama alt bölüm tabii ki birazcık zaman alacak. Çünkü sıralı devamlı yaptığımız bir dağ var burada. O yüzden biraz zaman alır ama keyif alarak yapabileceğinize inanıyorum. Şöyle bekleyelim biraz. Diğer yüzünden de bir miktar bekleyelim. Ben keyif alarak yaptım. Güzel bir şekilde devam edip yaparsanız zaten ütüsü çok daha kolay olacak. Gerçekten çok yakıştırdım. Şimdi fiyat konusuna hemen geçelim. Eğer bu modeli yapıyor olsaydım yazma haricinde en az 110-120 TL'lerden başlardım. Bugün de selamlarımı Hale Zile hanımefendiye gönderiyorum. Kendisine ve beni izleyen sizlere çok teşekkür ederim. Bir sonraki yeni bir modelle tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.